CHP'li 15 milletvekilinin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. İnşallah Allah'ın izniyle biz 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız hep beraber. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek, elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz %10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını, bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin sorunu, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. CHP'de Cumhurbaşkanlığı için aday olacak isim parti meclisinde seçilecek. O toplantı Salı günü genel merkezde yapılacak. Ben tabii özellikle Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını tebrik ettim. Çünkü Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Bir potansiyeli olan İyi Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest aslında demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz, bunu da ifade edeyim. Ben bundan dolayı kendilerini de tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak. Başka bir şey yapmayacak ki. Yani seçime gidip girmemek demek. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.